Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı sağlanırsa hattımızda Yağız Sabuncuoğlu olacak. Yağız Sabuncuoğlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ardından Şenol Fidan en son Tuzla Spor'da çalışmıştı. Şenol Hoca bizlerle birlikte olacak. Son bölümde ise bugün Perşembe. Perşembe günleri Oley.com yorumcusu Hüseyin Özkök yayın konuğumuz oluyor. Hüseyin Özkök ile birlikte günün maçlarını değerlendireceğiz. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Dün birincilikte playoff yarı final ilk maçları oynandı. Üçüncülükte final maçları oynandı. Birincilikte yarı final ilk maçlarında elde edilen sonuçlar şu şekilde. İstanbul Spor Erzurum Spor'la deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibi maçı 4-2'lik skorla kazandı. Önemli bir avantaj elde etti. Hafta sonunda rövanş yarı finali. Yarı final rövanş maçı sevgili dinleyenler İstanbul'da oynanacak. Akşam saat 21'de Bandırma Spor sevgili dinleyenler deplasmanda Eyüp Spor'un konuğu oldu. Eyüp Spor karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı. Hafta sonunda bu maç Bandırma'da oynanacak. Bunu söyleyelim. Eyüp Spor bir adım kupaya daha yakın diyebiliriz. İlk maçta önemli bir skor elde ettiler. Kazandılar. Gol yemeden kazandılar. Bunu belirtelim. Şu an hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu. Yağız hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba Salim, yayınlar dilerim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Yağız. Dün önemli bir maç vardı. Önemli evet. İki maç vardı. Gündüz Erzurum'da önemli bir maçtı. İstanbul Spor avantaj elde etti. Maç 4-2 bitti. İstanbul Spor kazandı. Saat 21'deki randevuda Eyüp Spor sahasında Bandırma Spor'u 1-0 geçti. Sen de maçı canlı olarak takip ettin. İstersen Eyüp maçından başlayalım. Neler söylersin bu noktada Eyüp Bandırma maçı ile ilgili? Evet, iki maçı da izledim. Birini televizyondan izledim, birini stadyumdan izledim. Açıkçası bu dün iki maçı birlikte değerlendirmek daha doğru olabilir. Çünkü birbirine bağlı maçlar zaten. Yani iki maçın sonucunda final belirlenecek ve ben bu yarı final playoff maçlarında genelde dörtlüden kim üst tarafa çıkar onu değerlendirmeye çalışıyorum. Şu anda açık ara Erzurumspor, İstanbulspor, Eyüpspor ve Bandırmaspor özelinde İstanbulspor en iyi performansı sergileyen takım. Dün Erzurumspor maçında da hani sürprize ettiler. Evet, belki Erzurumspor da çok fazla atak buldu. Çok fazla iki gol attı, çok fazla gol kaçırdı. Kabul ama bu tarz maçlarda ayakta kalmak, mental açıdan kuvvetli olmak çok önemli. Dakika 75 olduğunda 80'e giderken 3-0'da deplasmanda Salim maç. Kolay değil. Evet. Evet, belki 4-2 bitti. Avantajlı bir skor olmasına rağmen İstanbul Spor için Erzurum Spor da en altı 2 golle belki de biraz daha bağlandı. Çünkü 3-0'lar 4-0'lar oldu. Zaten bugün İstanbul Spor'un rakibi kim olacak onu konuşuyorduk. Ama ben İstanbul'u genel hatlarıyla beğendim. Oynaması gerektiği gibi oynayan bir takım. Erzurum Spor'un tabii ki istihbaratı kaçırdığı goller, sergilediği performanstan öte bu tarz maçlarda günlük alınan skorlar çok kilit oluyor. Mesela dünkü maça bakıyoruz. Yani yarım pozisyon falan vardı maçta. İnanılmazdı yani işte. Son Taşkın'ın attığı kafa golü. Ya dün iki takım da kaybetse hani öyle bir sonuç olsa iki takım da kaybederdi yani. Hani kazanan çıkmazdı maçtan. Öyle bir maçtı. Yani enteresan bir maçtı. Bandırma totalde genel olarak benim beğendiğim bir takım bu sezon. Özellikle ligin sonlarında zaman zaman işte 2-3 maç üst üste yenildikleri olmuştu. Sekteye uğramışlardı ama o son düzlükte son 2-3 hafta fark yaratıp kaldılar playoff'a. Ben ikinci maçta Eyüp Spor'un işinin çok zor olduğunu düşünüyorum ama şimdi Eyüp Spor'u da hiç oyun olarak beğenmememe rağmen sezon başından bu yana bu arada teknik direktör kim olursa olsun Taner Hoca, Hamza Hoca, İbrahim Hoca
Yani bir şekilde olmuyor bu takım. Ben neden olmadığı konusunda da açıkçası kendimi çok sorguluyorum. Dün mesela stadyumdan bakıyorum, gözümün önünde sağ açıkta 8-2 oynuyor. Galatasaray'dan geldi. Sol açıkta bakıyorsun, düzeltiyorum, santrforda bakıyorsun, Rodriguez oynuyor. Gerson Rodriguez, bu adam Şampiyonlar Ligi'nde kaç maça çıktı? Yani sen de biliyorsun. Solda Padibbo oynuyor. Evet. Sen de iyi tanırsın, Adana Demir. Yani bu takımın ligi sürpriz edip şampiyon çıkması lazım. Kalede Çağlar Akbaba. Bana kalırsa Süper Lig kalecisi. Mezagüe var. Avrupa Ligi tecrübesi olan. Önemli bir oyuncu ulusal anlamda. Popov'u biliyorsun. Yani tek tek saymayalım. Hani zaman kaybı olur ama gerçekten Eyüpspor'un playoff'ta bile hala zorlandığını görmek, oyun olarak herhangi bir şey geleceğe dair vaat etmemesi bence uzun süre üstüne düşünülmesi gereken bir durum. Yani kulüp başkanı inanılmaz takviyeler yaptı, inanılmaz paralar harcadı, inanılmaz sponsorlar getirdi. Dün de aslında insanların görmediklerinden de biraz bahsetmek lazım. Stat dışında nasıl bir coşku vardı sen biliyorsun. Evet. Yani Eyüp semt olarak yani inanılmaz senetlendi. Dün de acayip bir ortam vardı. Stat tek tribün. Belki de dünün en tatsız anı oydu. Belki 4 tribünü doldurabilecek. Ben sağ biraz erken çıktım maçta. Konferans Ligi finaline yetişmek için. Evet. Dışarı çıktığımda dakikalar işte 70-75 civarıydı ve ciddi şekilde en az içeridekinin iki katı da dışarıda içeri girmeyi bekleyen seyirci vardı. Yani iş bu kadarken, tribün bu kadar inanmışken, yönetim bu kadar üst düzey işler yaparken günün sonunda geldiğin noktada Eyüpspor'un sezon başından bu yana yani bir elin parmağını geçmez iyi oynadığı maçlar. Ben Bandırma şayet çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Mulumba'yı. Mulumba çok çok iyi. Ya ben inanılmaz beğeniyorum Mulumba'yı. Sezon başından beri. Az önce sen demiştin ya Eyüpspor'un neyi eksik diye. Ben şunu söyleyeyim Yağız. Eyüpspor'un kadro planlamasında bence bir sıkıntı var. Eyüpspor çok önemli oyuncuları transfer etti. Devre arasında mesela Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan geldi. Dün yedek oturuyordu. Eyüpspor'un işte bir Mulumba'sı yok. Eyüpspor'un orta sahası çok kırılgan. Ben Eyüpspor'daki ana problemin orta saha olduğunu düşünüyorum. Defans hattı, kalecileri, onun dışında hücum hattı hiçbir problem yok ama orta saha kırılgan. Ya orta saha kırılgan diyorsun Salim. Ben açıkçası katılıyorum sana. Bu lig alt tarafı da yakından takip ettiğim için hani sana net bir şekilde bir şey söyleyemem. Saygı duyuyorum yorumuna. Ama mesela baktığın zaman yani kötü oyuncular da yok. Yani Timur bence o ligin iyi oyuncularından. Yılda 20-25 maça çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Taşkın'a bakıyorsun. Taşkın 2-3 sezondur burada. Hani belki ilk sezon çok iyi değildi ama geçen sezon neredeyse tüm maçlarda vardı. Etil, Olivier Etil benim çok beğendiğim bir oyuncu. Dün belki talihsiz sakatlık geçirdi. Yani ciddi anlamda da korkuttu. Hani takip ettiysen süreci darbe yedikten sonra dışarı çıktı. Kaşığı kafası açıldı. Ardından böyle oyuna gir dediler. Böyle bayılıyordu kenarda falan. İbrahim Hoca tuttu sırtından, görmüşsündür diye tahmin ediyorum. Evet. Yani onun için de talihsiz bir durumdu. İkinci maç oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyorum açıkçası ama ciddi şekilde bence Eyüp final maçında oldu da çıktı diyelim. Çok zorlanacaktır ben. Onu düşünüyorum. Ama Bandırma'nın da iddia performansı kötü olan bir takım değil. O yüzden ikinci maçı merakla bekliyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu. Yağız, ilk aramıza gidelim. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından sorular var. Soruları sana yönelteceğim. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu. Yağız, tekrardan hoş geldin, merhaba. Hattan düştü, tekrardan arayalım. Sizlerden gelen sorular var, bunları da Yağız'a ileteceğim. Birçok soru var, bunları da soracağım sevgili dinleyenler. Derfin Yunus Nane selamlarını iletmiş. Teşekkürler Yunus abi. Selamlar. Tekrardan bağlantı sağlayalım. Sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu. Kendisi hattan düştü. Tekrardan bağlantı olduğunda soruları yönelteceğim.
Ajans Spor'da özel haber olarak paylaştık. Bugün önemli bir gün sevgili dinleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı var. Bu final heyecanını konuşacağız. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayseri Spor ve Sivas Spor karşılaşıyor. TFF'de başkanlık seçimi var önümüzdeki ay. Başkanlık seçimi öncesinde Ajans Spor'da özel haberimiz, takip edebilirsiniz. Servet Yardımcı bugün TFF başkanlığı için adaylık başvurusunu yapacak. Yardımcı Kayseri Spor, Sivas Spor maçında da açıklamalarda bulunacak. Elde ettiğimiz bilgiler bu şekilde. Haberin detaylarını Ajans Spor'dan takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Sizlerden gelen sorular var. Hemen bunları da cevaplayalım. Derfin Yunuslan'a selamlar. Teşekkür ediyorum. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. Birazdan Yağız'la tekrardan bağlantı sağlarız sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Şenol Fidan olacak. Şenol Fidan'la birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki heyecanı konuşacağız. Ben de bu aralıkta sizlerden gelen soruları cevaplayayım. Batuhan Ergüven yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Playoff'lardan hak eden çıksın. Fakat ben bir taraftar olarak İstanbulspor veya Eyüpspor çıksın istiyorum demiş. Batuhan'ın yorumu bu şekilde. Delfin Yunustane devam etmiş mesajına. Dün akşam Erzurumspor'u tanıyamadım Salim'im. Hele fark gelince doldur boşalta döndüler. Gerçekten seyircisi olan takımlar neden başarılı olamıyor demiş. Böyle de bir gerçek var. Teşekkür ediyorum. Yani ben de aynı fikirdeyim. Seyircisi olan takımlar özellikle alt liglerde kendilerini baskı altında hissediyorlar ve özellikle bu tarz maçlarda kaybeden taraf oluyorlar. Okan Çakır yazmış. Abi dün Eyüp maçındaydım. Ben de İrfancan Kahveci'yi gördüm. Özel aracıyla geldi. Acaba Eyüp Spor'a mı transfer olacak demiş. Hayır. Yani öyle bir durum yok. Normal maçı izlemeye geldi. İrfancan Kahveci Oğulcan Çağlayan'la yakın arkadaş. Oğulcan Çağlayan'la birlikte. Oğulcan Çağlayan'ın eşi. Kendisi. İrfancan Kahveci'nin eşi. Maçı takip ettiler. Maçta Oğulcan dışında, İrfancan Kahveci dışında Arda Turan, Uğur Uçar, Murat Erdoğan, Ayhan Akman, onun dışında düşünüyorum kulüp başkanlarından Giresun Spor Kulübü Başkanı Hakan Karahmet, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, birçok isim vardı. İlgi de yoğundu Eyüp'te oynanan maça. Yani böyle bir durum yok. Okan'a da mesaj için teşekkür ederim ama ben böyle bir durumun oluşacağını düşünmüyorum. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Şenol Fidan. Şenol Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam bugün dün oynanan önemli maçlar vardı. Playoff yarı finallik maçları oynandı. Elde edilen sonuçlardan sonra siz hangi takımı daha yakın görüyorsunuz? İstanbulspor önemli bir avantaj elde etti. Bunu vurgulayalım. Deplasmanda 4-2 kazandı. Evet. Şöyle ifade edelim. Çünkü iki maçı da ben de televizyonda canlı seyrettim. Ama bu seneki statüye baktığımızda yani önümüzdeki maç için çok büyük avantaj yakalayan takım var mı deseniz bence yok diyebilirim. Çünkü deplasman dağıtılan gol diye bir kuralı vardı ya, o bu sene olmadığı için. Evet. Tabii ki İstanbulspor'un deplasmanda kazanması, 4-2 gibi skorla kazanması önemli bir sonuç ama buradaki İstanbul'daki maçta da 2-0'a iki farklı bir skorla beraber Erzurum'da tekrar bir olaya ortak olduğunu söyleyebiliriz. İki maçı da şöyle değerlendirmemizde Erzurum İstanbul'u maçı biraz da belki seyir zevki olarak yüksekti. Çünkü Erzurum kesin kazanmak için sahaya çıkmış diye düşünüyorum. Bence şöyle bir hata yaptılar. Sanki tek bir final maçıymış gibi kendilerini konsantre etmişler gibi gördüm ben televizyondan izlerken. Çünkü bu maçta sanki eğer yenilirsek Süper Lig'i kaybederiz gibi
tür düşünceyle geriye düştüklerinde oyun disiplininden koptuklarını gördüm. Çünkü bu maçlarda dediğim gibi deplasman golünün artık avantaj olarak olmadığını düşündüğümüzde 3-0 ile 3-1 arasında bana göre çok büyük farklar var. İşte 4-1 ile 4-2 arasında çok büyük farklar var. Çünkü biraz önce konuşmama başlarken bundan dolayı önümüzdeki maçların her şeye gebe olabileceğini söylüyorum. Erzurum bu anlamda attığı ikinci gol bence çok değerli oldu. 4-1'den sonra attığı ikinci gol. Onları tekrar ikinci maç için, final için ortak ettiğini düşünüyorum. Ama baktım zaman şöyle stratejik anlamda değerlendirdiğimizde Erzurum'un sanki ilk 45 dakikayı oynamaktan çok final maçını oynayarak kaybetmemek üzerine kurulmuş bir strateji üzerinden giderek bir hata yaptığını düşünüyorum. Yani buradaki tabii ki 1-0 kazanmak çok önemli. Eyüp ki bunu kazandı. Eyüp ve Bandırma maçını değerlendirdiğimizde Eyüp o anlamda çok stratejik oynadı. Belki seyredenlere bir seyir zevki vermedi ama ikinci bölgede bekleyerek Bandırma Spor'un kendi üstüne gelmesini isteyerek arkaya atılan toplarla hata çıkmaya çalışan bir görüntü sergiledi ki ilk yarıda bunu başardı. İkinci yarıda duran toptan bulduğu golle de avantajı küçük de olsa eline geçirdi. Bence iki maç arasındaki en büyük fark stratejik açıdan Erzurum Spor'un iki maçlık bir maç oynama düşüncesini tek maç üzerinden değerlendirmesi oldu. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Şenol Fidan, sohbetimiz devam ediyor. Şenol Hocam, Eyüp Spor Bandırma maçıyla ilgili yorumunuz bu şekilde. Erzurum Spor İstanbul maçını da yorumladınız. Ben İstanbul Spor'un önemli bir takım olduğunu düşünüyorum hocam. Çok tanınan oyuncular yok fakat belli bir sistem oluşturmuşlar. Bir sistem takımı diyebilirim adeta. Evet, o kesinlikle doğru ama dünkü maçta maç sonucunda baktığımızda İstanbul Spor'un normal sezonda oynadığı futbolu oynadığımızı söyleyemeyiz. Çünkü İstanbul Spor topa hakim olan, pas yapan, belli organizasyonların ve planları olan bir takım olarak oynamış bir rakip olarak da açıkça ifade edeyim. Bunu da bilen bir teknik adamla olarak da söyleyeyim. Tabii. Ama dünkü maçta tam tersine tamamen pragmatik bir düşünceyle, yani gerçeğe uygun, ben bu maçtan iyi oyun değil de sonucu nasıl alabilirim düşüncesiyle sahaya çıktıkları çok açık. Erzurum'da değerlendirdiğimizde aradaki farkı ortaya koyan nedenlerin en başında da bu geliyor. Erzurum, evet iç sahada oynuyorum, seyirci desteği var, iç saha avantajım var, ben bu maçı ne olursa olsun kazanayım, bir an önce sonuca gideyim düşüncesiyle acele ettiler ve acele ettiklerinin sonunda kendi kalelerine devamlı gol pozisyonu ve goller gördüler. Bence en büyük yanlış bence Erzurum adına buradaydı. İstanbul Spor bu ilk maçı çok iyi oynamadı bence ama doğru durarak stratejik açıdan istedikleri sonucu aldıklarını düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Şenol Fidan, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Anadolu derbisi diyebiliriz. Kayseri Spor'un rakibi Sivas Spor. Maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.45'te başlayacak. Yorumunuz nedir hocam maçla ilgili? Valla tabii her iki takım da finale çıktıysa, ki Kayseri'nin rakiplerini değerlendirdiğimizde bir adım olduğunu hak ettiklerini düşünüyorum. Ama futbolda dün diye bir şey yok. Her maç başlama düdüğüyle beraber kendi hikayesini yazar. Çünkü parametreler değişebiliyor. Evet. Belki Kayseri Spor'un o zamanki form durumuyla Sivas Spor'un şu andaki form durumu arasında bir fark var mıdır? Hep bunları değerlendirmek gerekiyor tabii. Bunları kendi hocaları, teknik adamları daha iyi bilirler. Sakatlıkları var mıdır? Ki şimdi bunu söyledikten sonra Bandırma takımının dünkü maçtaki kadro yapısına baktığımızdan 5-6 tane oyuncusunun olmadığını da söylemek gerekiyor. Yani normal sezonda oynadığı topun belki ilk yarıda oynadı ama ikinci yarıda mağlup duruma düştüğünde kaleye gitmekte zorlandı. Bunların da etkisini olduğunu da söylemek lazım. Onun için o günkü parametrelere bakmak lazım. Yani kadro yapısında oyuncuların motivasyonunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama sakatlıklar ve cezalılar var mıdır? Artı hastalıklar var mıdır? Sezon içindeki yönetimin futbolcular ödeme yapma konusundaki
sıkıntılar ortadan kalkmış mıdır? Hep bunlar bir etken olarak karşımızda duruyor. Ama sahaya çıkıldıktan sonra tabii ki oyuncu o kupayı almak için oynayacaktır. Ama önemli olan burada teknik adam olarak hem Hikmet Hoca hem de Rıza Hoca olarak oyunu nerede kabul etmeleri gerektiği, önlemi basmak, ikinci bölgede mi karşılamak gibi taktik açıdan da son derece zevkli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Şenol Filan, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, sizin adınıza bu sezon nasıl geçti? Tuzla Spor'da görev aldınız. Sezonun ilk yarısında görev aldınız hocam, ardından bir ayrılık yaşandı, tekrardan göreve geldiniz, şimdi ayrıldınız. Sizin adınıza nasıl geçti, gelecek sezona dair planlamalarınız nelerdir? Şimdi şöyle, ben 19 ve 20 maç, yani ilk dönem 7 maç, ikinci yarıda 12 maç olmak kaydıyla, yani toplamda baktığımız zaman 19-20 maçı tekabül eden bir görev sürem var. Evet. Burada tabii teknik adam olarak baktığımızda, sizler de zaman zaman zaten olayları iyi irdelediğinizde, kaç maç maça çıkmışız, kaç gol atmışız gibi bir değerlendirme sonucunda bizim yaptığımız kendi adımıza teknik analizlerde son derece başarılı geçtiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü puan ortalamamız playoff oynayan ve hatta belki sezon başına başlamış olsak da, ikinci yarı itibariyle söylüyorum, belki de 1-2'yi kovalayabilecek puan durumu ve artı oyunsal anlamda ortaya iyi şeyler koyduğumuzu düşünüyorum. Attığımız gol sayısına, yediğimiz gol sayısını böyle değerlendirdiğimizde, ligin en az gol yiyen takımlarından, ikinci yarının başında Eze'nin gelmesiyle hücumda sıkıntı yaşadığımız bölgede, yani gol sorununda, o sorunun da kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü takıma Eze'nin gelmesi artı Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan oradaki oyuncuların transferiyle beraber takıma katkı yapan oyuncular da oldu. Kadem Ares gibi. Kadem Ares'in gelmesiyle beraber takım içindeki rekabetin artmasıyla beraber Ahmet Yazar'ın da devreye girmesiyle ön grup oyuncuların, forvette oynayan oyuncuların bizim sıkıntı çektiğimiz gol bölgelerinde ve gol sayısında burada son derece olumlu işler yaptığını söyleyebiliriz. Bu da skora yansıdı. Sonuç olarak birinci ve ikinci dönemi değerlendirdiğimizde kendi adımıza son derece olumlu bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Şenol Filan. Peki hocam, gelecek sezona dair planlamalarınız nelerdir? Şimdi Tuzla Spor'da önemli şeyler yaptık diye düşünüyoruz. Hem oyunsal anlamda, çünkü artık kendi adımıza oyunun, futbolun artık bir bilinmezler oyunu olmaktan çıkartıp belli bir organizasyon ve planlar oyunu olduğunu biz kendimize hem anlatarak hem de yaşayarak, futbolcular da bunu kabul ederek, sonuçlarını alarak artık göstermiş olduk. Artık kendi adımıza Tuzla Spor'da yaptığımız bu önemli işleri kendi adımıza da koyabileceğimiz artı da playoff artı belki 1 ve 2 olarak da direkt Süper Ligi düşünebilecek takımlarla önemli görüşmelerimiz olacak diye düşünüyorum ben. Tabii ki şu anda ölü sezon bazı takımlar için. Bazı takımlar playoff oynuyor, bazı takımların kongreleri var. Bu süreci geçtikten sonra yeni dönemde inşallah sezon başında görev alacağız diye düşünüyorum. Hocam, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Şenol Filan'dı. Şenol Filan'la birlikte gündemi değerlendirdik. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili radyo sevgili dinleyenler. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu. Yağız, tekrardan hoş geldin. Merhaba. Merhaba Salim. Yağız, gelen sorular var. Bu sorularla devam edelim. Hemen Kemal Bey ile başlayalım. İyi yayınlar. Mulumba acımasızca dirsek attı, direkt kırmızı karttı, kart doğru demiş Kemal Bey. Bence Eyüp Spor olarak finale kaldık çünkü biz dış saha maçlarımızda zor mağlup oluyoruz demiş, eklemiş.
Adil Danışmaz yazmış. Merhabalar Salim Bey. Yağız Bey'e sorar mısınız? Fenerbahçe Jesus'la birlikte santrafor açıklar mı? Açıklamaz. Hangi santrafor ismi gündemde demiş? Sörlot öncelik. Seferovic yine adaylardan biri. Ama birinci sıra Sörlot. Yani Sörlot ben tamam gelmiyorum, sizle görüşmek istemiyorum diyene kadar. Ben Fenerbahçe'nin başka bir isme ciddi şekilde ilgileneceğini pek zannetmiyorum. Sörlot çünkü iki senedir istenen bir isim. Başkan da geçen zikretti, Suarez'i mi alırsınız, Sörlot'u mu alırsınız, aslında altında çok fazla satır arası bulunduran bir mesajdı. Başkan Sörlot dedi. Başkanın çok istediği bir oyuncu iki senedir. Geçen sene de 2-3 ay görüşüldü Salim. Olmamıştı. Evet. Ama bu sene, geçen sene 10 takım istiyorsa bu sene 2 takım istiyor. Bu belki de bu sene en büyük avantajı olacak. Fenerbahçe'nin Sörlot konusunda. Ama tabii şu an biten vesaire bir şey yok. 15 gün önce menajeri buradaydı. Görüşüldü. Ardından gitti. Leipzig'te görüşecek Fenerbahçe. Bekliyoruz süreci. Devam edelim. Ömer Gültekin yazmış. Salim abi, Yağız Bey'e söyler misin? Vincent Janssen Fenerbahçe'ye gelse iş yapmaz mı? Janssen. Yapmaz. Bundan 2 sene önce Hasan Çetinkaya, dönemin idari menajeri Fenerbahçe'de, Sayın Hasan Çetinkaya, o dönem çalıştığım Haber Global'de ağırlamıştık. Paris'te yaşanmayan bir sakatlık yaşanmış Vincent Janssen'de ve yani büyük ihtimalle hayatı boyunca bu acıyı çekecek. Çünkü neden dersen, normal mesela ayak yere basarken darbe alsaydı darbe daha kolay bir şekilde iyileşebilirmiş. Ama bunu Vincent Janssen'in o Bursa'da krampon üstünden aldığı darbe, ayak havadayken, boştayken, yani ayak yere bastığında darbenin aldığı yeri kemikle adale kaslar kapatıyor. Bunu direkt kendisi anlatmıştı ve çok ciddi bir sakatlık olduğunda bir türlü %100 tedavi edilemediğinden bahsetmişti. Oyuncu Hollanda milli takımındaydı. Çok üst düzey bir yerlere gelmesi bekleniyordu ki Tottenham aldı gözü kapalı. Ama şu an yanılmıyorsam, yani yanlışsam düzeltsem, Meksika liginde diyebiliyorum. Meksika mı? Bir bakmak lazım gerçi ona da. Meksika diye hatırlıyorum ben. Yani yazık oldu. Yoksa benim çok beğendiğim oyuncuydu. Evet. Önemli bir isim. Hemen bakalım. Hollanda milli takımında da oynamış. Montier diye bir takımda. Monter. Ha, Montere. Montere aynen. İyi değildir yani. İyi takımlarındandır. Çok takımlarındandır. Meksika. Yani topluma giderken de Azi Akmar'dan ciddi bir bonservis bedeli. 22 milyon euro. Tabii tabii. Yani çok... Mesela bu sene bakıyorsun ama verilerine, 29 maç 3 golü var. Yaşına baktığımız zaman 27 yaşında. İşte kötü o sakatlıklar çok etkiledi Salim kariyerini. Yoksa şu an Şampiyonlar Ligi seviyesinde santrfordu yani. Evet. Milli takımda 17 maça çıktı. 2016'da milli oldu. 7 gol attı bu sırada. Evet. Azımsanacak rakamlar değil bunlar. Ama maalesef o Bursa'da yaşanan sakatlıktan sonra tamamen terse döndü kariyeri. Devam edelim. Özgür Bey yazmış. Merhaba, Yağız'a sorum. Fenerbahçe'de Mesut ve Ozan Tufan kampa katılacak mı? Bu ikisine yollar ayrılacak mı? Forvet durumu nedir? Forvet söyledik az önce ama şu an belli değil. İkisinin kampa katılıp katılmayacağı. İkisi de devam etmek istemiyor Fenerbahçe. Ama Ozan'ın kontratı direkt olarak şeye göre, Mesut Özil'e göre daha kolay bir şekilde yolların ayrılabileceği bir durumda. Mesut konusunda Mesut'un menajeri yaklaşık bir yıldır sürekli hani kalacak diyor takımda. Evet. Mesut'un ayrılmaya niyeti yok gibi şu anda. Ama Fenerbahçe veya başkan direkt olarak kendisine senin devam etmeyi istemiyor dedikten sonra da ben kalacağım deyip Fenerbahçe'ye problem yaşatır mı? Ben sanmıyorum ama yani futbol dünyasında çok fazla hani denge var. Çok değişik olaylar yaşıyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Evet. Kesin öyle bir şey yaşanmaz diyemem ama ben Mesut'un zorluk çıkaracağını zannetmem. Çok ciddi teklifler var diyorlar ama Mesut'a şu an resmi ben hiç duymadım teklif. Birkaç tane ilgilenen kulüp var, doğru. MLS'de var, Suudi Arabistan'da var, Katar'da var takip eden. Meksika evet. Ligi'de var. Ama şu an Fenerbahçe'ye gelmiş resmi bir teklif ben duymadım. Ama ben zannetmiyorum yani. Ama tabii şöyle de bir durum var işte. Jorge Jesus yani büyük ihtimalle gelecek Fenerbahçe'ye ve bakıldığı zaman belki de diyecek ki ben Mesut kampa götüreyim, bir daha bir son bir şans verelim. Ben zannetmiyorum Fenerbahçe yönetimini ve başkanını. Hayır, buna izin vermiyoruz diyeceğine. Ama Ozan konusunda ben büyük ihtimalle ayrılmasını bekliyorum Salim. Turgut Bey yazmış. Selam abi, Beşiktaş'ın teknik direktörü bu seneyi tamamlar mı? Önümüzdeki yılı ya, tamamlar mı? Ya bu tarz sorular cevaplamıyor yani arkadaşımız affetsin. Ya çünkü gerçekten şey oluyor ya. Ben burada bilsem de mesela tamamlamaz desem
sezon sonu tamamlamasa, yani aa işte bildim falan demesinler. Ya bu tamamen öngörü. Yani şimdi bakıyorsun sezona. Daha Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonki ilk 11'i bile belli değil. 14 tane oyuncu ayrılıyor. Kim gelecek, kim gidecek? Bakmak lazım yani. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Yani önümüzdeki sezonun şekillenmesi lazım. Genel kurulda seçim var, başkan adayları var. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi aday, Fuat Bey aday, Fuat Çimen. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Devam edelim. Mahsun yazmış. Bence Süper Lig'e Bandırma'nın gelmesi lazım. Yayın geliri olarak çok çöküş içerisinde Türk futbolu. İstanbul takımları gelirse ciddi sıkıntı olur demiş. Görüşünü paylaşmış. Devam edelim. Twitter'da da gelen birçok soru var. Twitter'daki soruları da kontrol ediyorum. Burhanettin Erbaş yazmış. Ben Charlotte'un başarılı olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor öncesi ve sonrası yok. Sadece Trabzonspor var. O yüzden Fenerbahçe'nin sistemine de uygun olmayacağını düşünüyorum demiş. Gazi Bey yazmış. İyi yayınlar abi. Yağız abiye sorar mısın? Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak bundan 2 ay önce Ceyhun Kazancı'nın açıklamasına göre biz genç oyuncularla ilgileniyoruz demişti. Ama şu an gündemde Burak Yılmaz'ın olduğu belirtiliyor. Burak Yılmaz'la ilgili bir girişim var mı diye sormuş. Hangi takım için? Salim onu duymadım. Beşiktaş için. Ben duymadım. Yalan söyle. Ben de duymadım Beşiktaş için Burak Yılmaz'ı. İlla ki böyle bir sözlü muhabbet olabilir ama ben de hiç duymadım. Yani... Halil Bey yazmış. Galatasaray'da Hüseyin Eroğlu neden düşünülmez demiş. Hüseyin Hoca biliyorsun Altınordu'dan ayrıldı. Hüseyin Eroğlu çalışmalı mı sadece? Evet. Altınordu dışında çalışmadı ama önemli, ben önemli bir futbol adamı olduğunu düşünüyorum. Çok şüphesiz çok önemli bir futbol adam. Ben de çok takdirli ve beğeniyle kendisini takip ediyorum ama şimdi buraya cevap olarak söylüyorum. Yani Dominic Torrent geldi. Bu adam Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. Çok üst seviyede takımlarda asistanlık yaptı. O bile 30 hafta boyunca ıslandı. Sadece 30 maç boyunca yaklaşık ıslandı. 30 maç oldu mu tam bilmiyorum da, yani yaklaşık diyeyim. Islandı. Hani sen şimdi Hüseyin Eroğlu TFF birincilikten getirip tak diye takım başına koyarsan, yani ben kabul göreceğini hiç zannetmiyorum Galatasaray taraftarı üzerinde. Ben de kabul edeceğini düşünmüyorum. Ama yani Hüseyin Hoca Süper Lig olabilir mi? Olabilir yani. Süper Lig yapabilir mi? Yapabilir. Takım yok benim zaten. Olabilir. Ama bekleyeceğiz biraz daha. Bu arada Ajans Spor'da haber paylaşmıştım. Servet Yardımcı'nın bugün adaylığını açıklayacağını öğrendim. Resmi başvuru yapılacak. TFF'de de bir seçim var. Zaten birincilik, ikincilik ve üçüncülük kulüpler birliği başkanları Servet Yardımcı'yı destekleyeceklerini açıklamıştı. Süper Lig kulüpleri kararsız kaldı. Ne diyorsun? Benim öngörüm yani Servet Yardımcı güçlü aday gibi. Servet Yardımcı kulüpler dışında herkesin desteğini alabilir. Ama ben kulüplerin desteğini kesinlikle alacağını düşünmüyorum. Bu ülkenin de en temel kolundaki yapı taşı kulüpler. O yüzden kulüplerine Mehmet Büyükekşi'yi desteklediğini yakinen biliyorum. Evet. Benim net doğrulattığım 8 takım var şu anda. Bence bu rakam çoğalarak artar. Ben sana sorayım. Sence hangisi daha hayırlı olur? Yani süreci yaşayıp görmek lazım ya. Yani Mehmet Büyükekşi Gaziantep'te önemli bir işe imza attı. Gaziantep sürecinde bence başarılıydı. Onun öncesinde Türkiye İhracatçılar Birliği Meclisi başkanlığını da üstlendi. Fakat Türk futbolunu yönetmek, yani ciddi söylüyorum, dünyayı yönetmek kadar zor. Dünyayı yönetmek daha kolaydır ya. Dünyayı yönetmek daha kolaydır. Yani, çok ciddi bir kaos var. Kimseyi memnun edemiyorsun. Çok salim. İşin en büyük uzmanı ol. Yani ama yani dünyanın en iyi futbol yöneticisi ol. Türkiye Futbol Federasyonu veya ülkede bir kulübün başına başkan vesaire olduğunda yani seni sokakta yürüyen 5-6 yaşındaki minik kardeşimizden tut da 80-90 yaşında köyde çiftçilik yapan emekçi
büyüğümüze kadar seninle ilgili yorum yapabiliyor. Seni eleştirebilir haklı veya haklı şekilde. O yüzden yani çelik gibi sinir lazım Türkiye'de futbol yöneticiliği yapmak için. Tamamen dış dünyaya kapatman lazım kulaklarını. O yüzden kim gelse eleştirecek ama benim sorum yani artılar, eksiler özelinde kim hani sence daha mantıklı olur onu merak ediyorum. Yani şunu söyleyeyim. Servet Yardımcı mesela şu an TFF'de başkan vekiliydi. Nihat Özdemir'in ekibinde. Ama onun öncesinde UEFA'da yönetici olduğu dönemde UEFA'daki yapmış olduğu işler iyi işlerdi. Şu anda ön plana çıkıyor. Ben yani şu an bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım ama öngörümü paylaşacağım. Ben Servet Yardımcı'nın TFF başkanı olacağını düşünüyorum bu noktada. Servet Yardımcı daha güçlü aday. Hemen devam edelim sorularla yaz. Birçok soru var. Benim sorum Mert Bey yazmış. Jesus'un yardımcılarından yardımcılar arasında Türk hoca olacak mı? Mentor olacak mı ekipte? Bu konuda basınla ilişkisi, futbolcularla ilişkisi anlamında soruyorum demiş. Mentor olacak mı demiş. Olacak mı mentor ekipte ve Türk yardımcı olacak mı? Olmaz. Mentor dediğin arkadaşım? Mentor dediği yani bir yaşam koçu diyebiliriz yani mentor. Yok, abi, yaşam koçunun ne işi var? Malum. Yani. Yani mentor derken yani bu noktada psikolojik anlamda destek verecek. Hayat koçu diyebiliriz yani her anlamda. Psikolog ve diyetisyen artık zorunlu. Yani, Türkiye Federasyonu'nun belki de son yıllarda yaptığı tek doğru hamle. Yani dünya genelinde diyetisyen. Yani bizim ülke dışında ben sana söyleyeyim Adana kebap yiyen gece yarısı evine şiş söyleyen futbolcu yoktur yani. Sonra diyorlar ki niye beş büyük olamıyoruz? E baba sen sigara içersen, profesyonel yaşamına dikkat etmezsen, yağlı yağlı yemekler yersen yani çok açık ve halkın anlayacağı dilde anlatıyorum. Hiçbir şekilde beslenme programı uygulamazsan, kola içersen vesaire yaparsan bunları yaparsan sen futbolcu özelinde üst düzey performans yakalayamazsın ki. Bak 36-37 yaşına geldi Cristiano Ronaldo. Ben kendisini var olduğu bütün platformlarda büyük bir hayranı olarak destekliyorum ve takip ediyorum. Yani yediği yemekleri bir paylaştıklarını bir insanlar bugün benim bu sözlerimden sonra rica ediyorum kendilerinden bir takip etsinler. Evet. Ya gramaj usulü yapılıyor evinde. Ben bir belgesel izledim. Diego Simeone'nin belgeselini de buradan tavsiye ederim sosyal arkadaşlarımıza. Yani dünya üzerinde yemeğini yani gram gram işte gramaja göre et yiyen, gramaja göre yemeğini ayarlayan futbolcular o kadar üst düzeydeler. Yani sen duyamazsın Şampiyonlar Ligi post bir takımlarının yıldızları otursun böyle kebaplar yesin işte karbonhidratı gömsün hani amiyane tabirle. Ya bu mümkün değil ama bizim ülkede maalesef bu çok ciddi sıkıntı. TFF erken uyandı diyemeyeceğim. Çok geç uyandı. Evet. Diyetisyen olayını soktu kulüplere ama sen o diyetisyene ne kadar saygı duyacak futbolcularım veya ne kadar söyleyeceğini yapacak o da muamma. Evet. Serkan abinin sorusuyla bitirelim yaz. Beşiktaş sol tarafa transfer yapacak mı? Doğukan Sinik ismi gündeme geldi mi demiş Serkan abi. Sol kanat beki mi soruyor yoksa 3-4-2-1'in veya 3-4-3'ün kanat gibi mi? Nasıl soruyor? Şimdi sol demiş. Beşiktaş derse bence almaz sol. Evet. Ama Doğukan Sinik gündemde mi peki? Doğukan Sinik'le ilgileniyorlar ama Salim Doğukan Sinik bence Avrupa'ya gider. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü ciddi bir bonservis miktarı isteniyor oyuncu için. Doğru. Bünyamin Balcı için de aynısı geçerli. Bünyamin Balcı da çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu. Ama Ocak'ta Fenerbahçe'nin girişimi olmuştu. 5 milyon euro istemişlerdi. Fenerbahçe başka bir şekilde işte Ozan'la Nazım'la bir formülle çözebilir miyiz diye işi zorladı. O da çok kabul görmedi. O yüzden Antalya Spor'dan biraz oyuncu almak zor Salim. Yağız çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Birçok mesajı cevaplamaya gayret gösterdik. Çok çok teşekkür ediyorum. Transfer dönemi de gelecek hafta resmen başlıyor. Görüşmek üzere, hoşça kal. Kendine iyi bak, hoşça kal Salim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu'ydu. Son bölümde hattımızda bugün Perşembe Olay.com yorumcusu ve editörü Hüseyin Özkök var. Hüseyin Özkök'le birlikte günün maçlarını konuşacağız. Kendisi bağlantı sonunda kuponunu paylaşacak. Hüseyin abi hoş geldin. Merhaba Salim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim Hüseyin abi. Çok fazla maç yok ama önemli bir final var bugün.
Söz sende Hüseyin. Türkiye Kupası yani. Evet, Türkiye Kupası. Bir daha Türkiye Kupası bir var bugün. Kayserispor'la Sivasspor arasında İstanbul'da oynanacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Ki maç önünde tatsız olaylar oldu maalesef ama yapacak bir şey yok. Güzel bir final, centilmen bir final olmasını diliyorum ben. Şimdi Kayserispor'un başarısı gerçekten takdire şayan. Çünkü Kayserispor önemli takımları gerek geldi finale kadar. Ve Türkiye Kupası'nın statüsü biliyorsun. Büyükleri koruyan bir statü. Dolayısıyla seri başı sistemi var. Bir de seri başı takımlar kendi sahalarında oynuyorlar. Kayserispor işte büyük takımları, İstanbul'un büyüklerini ve sonra da Trabzonspor'u eleyerek geldi. Evet. Finale bu bağlamda sıkları hiç çok daha önemli bana göre. Sivasspor'da istikrarlı bir son geçirdi kupada. Rıza Çalınbay'ın da dokunuşlarıyla finale kadar yükseldi. Takımda seyircisi olacak tabii ki stadyumda. Bayağı dolu bir maç bekliyor bizleri. Burada yine Kayserispor'un Hikmet Karaman hocayla burada yakaladığı bu ivme ve istek arzuyu bir adım geçecekler gibi görüyorum. Dolayısıyla ben Kayserispor Sivasspor karşılaşmasında doğrudan bir diyorum. Kayserispor kazanır diyorum. Bana oranları da söylersen Salim sevinirim. Kayserispor doğrudan kazanır dedin. Normalde 2.67 fakat olay.com'da 2.69. Evet. 2.69. Kayserispor'a ben bu maçı. Sivasspor'un herhalde biraz daha düşük değil mi oranı? Evet, Sivasspor'un biraz daha düşük oranı 2.13. Doğru favori gösteriliyor Sivasspor ama ben Kayserispor'un biraz sürprizin ardından Sporu yenmesinin çok da büyük sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Ve Kayserispor kazanır diyorum. Senin görüşün ne? Bir de dinleyicilerimiz senin görüşünden de yararlar. Sen bu takımları iyi tanıyorsun çünkü. Yani benim görüşüm şu abi, uzatmalara gidebilir bu maç. Berabere 90 dakika olabilir çünkü diyorsun. Çünkü bu tarz maçlarda kontrollü oyunu tercih ediyor her takımlarımız. 0 çifte şansı o zaman Kayserispor tarafından kullanılabilir. O da fena bir oran çıkarmaz ortaya diye düşünüyorum. Fransa 1.38 abi o da. O da çok kötü değilmiş. Evet, kötü değil. Fransa'nın bir playoff out finali var. Auxerre-Saint-Étienne iki ayaklı karşılaşma bunlar. Evet. Ayak bu akşam Auxerre'in sahasında oynanacak. Ben burada ev sahibi takım olarak Auxerre'i avantajlı görüyorum. Ve 2.5-6 diyorum. Hani Auxerre'in kazanacağını ve 2.5-6 olacağını düşünüyorum bu karşılaşmanın. Fazla gol olmayacak bir karşılaşma bu. Hollanda'da da yine Avrupa Ligi playoff final karşılaşması var. Vitesse ile AZ Alkmaar arasında. Burada da benim favorim AZ Vitesse'yi geçerek bu maçı kazanmalarını bekliyorum. Vitesse AZ karşılaşmasında. AZ'ye verilen oran önünde mi Salim? Hemen bakıyorum Hüseyin abi. AZ Alkmaar'ın oranı 2.07. Olay.com'da 2.09. Evet, gayet de güzel bir oranı var. Ben AZ'ye bu maçta güveniyorum. Evet. Diğer yanda baktığımızda Avusturya, benim seçimlerim arasında Avusturya Bundesliga'da Konferans Ligi playoff final karşılaşması var. Köln'le Rapid arasında. Bu karşılaşma kazanan takım Avrupa Ligi'ne, atıyorum Konferans Ligi'ne gitme hakkına elde edecek. Evet. Bu final serisini kazanan takım. Burada da Pitt-V'nin karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Evet. Normal sezonda bu takımlar tanesi Aslan grubuna düşmüştü. Diğeri Rapid şampiyonluk grubunda kalmıştı. Rapid'in burada tecrübesini sunarak karşısında sunacağını düşünüyorum Salim. Kupon vermek gerekirse o zaman Kayserispor Sivasspor'a 1-0 çifte şans diyorum. Hani maç oynayanlar Kayserispor'a doğrudan yüksek orandan oynayabilirler. Diğer yandan Vitesse AZ maçına 2 ve Sol Rapid Win karşılaşmasında yine 2 seçimini kullanıyorum. Bu 3 başlık 10 olarak vermiş olayım.
tüm Olecom üyelerine ve Radyo Spor dinleyicilerine de bol şanslar demek istiyorum. Çok teşekkür ederim Hüseyin abi değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşça kal. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, selamlar. Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hüseyin Özköklü. Hüseyin Özköklü'yle birlikte Olay.com üzerinde yer alan maçları konuştuk. Kendisi bağlantı sonunda kuponunu paylaştı. Bugün Perşembe. Perşembe günleri Radyo Spor'da TOF Fakültesi programı 13-14 arasında yayınlanıyor. Biz şimdi yayınımızın sonuna geliyoruz. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.